Hocam komünizmi hepten niye reddediyorsun? İslam'da olan sosyal adalet komünizmde de var. Güzel yönleri yok mu hiç yani kardeşim? Şimdi sen zenginin 40 tane çöküp alıyorsun. İslam öyle yapmıyor ki adam sevinerek aşkla çıkarıyor Müslüman. Cebinden çıkarıyor yağmur gibi yağdırıyor. Evindeki malları cayır cayır döküyor. Gel benim evime oturuyor ama komünizm ulan diyor açacaksın kapıyı diyor. Tekmeyi vuruyor. Buraya da adamlar oturacak diyor. Var mı diyeceksin diyor. Bu ahlaksızlık. Bu pislik ve bu zulümdür. Komünist, Stalinist düşünce, terörist düşünce zulümdür. İslam'da var söyledi ama velayet sistemi var. Velayet sistemi nasıl oluyor? Herkes herkesin öz kardeşi, öz babası, öz annesi hükmünde oluyor. Yani tam anlamıyla korumayla mükellef. Mesela yemek varsa yemeni yedirmek, kıyafetini sağlamak, ev sağlamak. Mesela kiraya ev verme öyle bir olay yok. Adam gel buyur benim evime gel diyor bu kadar. Yemek verme. Yemek. Zaten Müslüman hiç tek başına yemek yemiyor. Hep kardeşlerim birlikte yiyorlar. Resulullah hiç yok tek başına. İşte tirit yemeği yaptı hemen sahabeler çağırıp birlikte yiyor. Öyle bir olay yok. Kıyafet o onun kıyafetini yiyor. Onu hep fakir fukara olmuyor İslam'da. Bir anda bir kere mal biriktirmek haram. Yapamıyoruz. Çok fazla ayet var. İhtiyaçtan arta kalanı verin diyor Allah. Aa, adam ne yapabilir? İhtiyaç ne demek ya? Karnı doydum. Gerisi ihtiyaçtan arta kalandır. Bitti. Hepsini dağıtacağım. Akıl almaz bir bereket oluyor. Olur. Ama komünizm öyle yapmıyor. 40 tane silahı dayıyor. Vereceksin ulan paralarını diyor. İslam'da aşkla şevkle hediye olarak, mutlu olarak kardeşliğin heyecanını yaşayarak gözyaşlar içinde sevinçten malını dağıtıyor. Burada adam ızdıraptan ağlıyor, ızdıraptan. Böyle şey olmaz. Kardeşlerinin öz nefislerini tercih ederler diyor. Tabii kardeşim yani mesela adam hasta. Bütün Müslümanlar sorumlu diyor. Şu an mesela kanser oluyor adam. Kimsenin haberi bile yok. Adam tek başına hastanede sürünüyor. Herkes sorumlu oluyor. Herkes bilen duyan herkes. Velayet sistemi var. Adama hastanede para. Öyle bir şey olmaz. Mümine haram olur hastadan para nasıl alırsın ya? Hastadan para almak. Yani müthiş bir haramdır. Kesin yapamazsın. Velayet sisteminde ama. Velayet sistemi olur. Böyle bir olay olmaz. Doktor Allah rızası için yapıyor. Ha doktor herkes bakar ama. Doktorun yiyeceğini halleder. Mesela doktorum eve gideceğim diyor. Ya al şu araba senin olsun diyor doktora. Son model araba. Sen bundan hastalara gidersin doktorum diyor. Bitti. Muayenehane. Aa ya diyor benim şu apartman boş diyor. Buyur senin olsun. Gidiyor tapusunun üstüne yapıyor senin diyor. Bitti bu kadar. Velayet sistem böyledir. Ama komünizmde her şey zorlanır. Komünizm fakirlikte eşitlik sağlıyor. Herkes fakir oluyor. İslam'da herkese zenginlik sağlıyor İslam. Bereket ve zenginlik. Arada fark budur. Yani. Herkes fakir olur komünizm. Herkes sürünür. Yani. İslam'da herkes mutlu olur. Komünizm imanı elden alıyor. İsmaneviyatı elden alıyor. Robot. Robotlar oluyor. Robotların içinde yaşıyoruz. Robot. İslam'da insanların içinde yaşarsın. Dostlarının, sevdiklerin içinde yaşarsın. Ya Müslüman hasta oluyor. Bütün mahalle ayağa kalkıyor ya herkes. Hastaneye girişte selamun aleyküm. Adını söyle, çıkart bakalım paraları. Bu çok pahalı iş ya diyor. Ya Müslüman hastadan para alınır mı ya? Kanser hastasına para alınır mı? Adamın kolu kopmuş parayı iletir de dikerim diyor. Ya şu olacak iş mi? Yani bak bütün millet buna alışmış makul görüyor. Ya kolu kopmuş adamın adamdan para alınır mı dikmek için? Üstüne para vereceksin. Zor durumda kalmış çalışamıyor adam sen. Ondan sonra ona bakmakla mükellefsin velayet sistemine göre. Kolu kopmuş gitmiş mesela sağ kolum. Dikilmiş ama yani o koluna bir şey yapamaz. Epey bir süre bir şey yapamaz. Sen bakacaksın. Komünizm değil sanat olmuyor. Güzel bir heykel, güzel bir resim, güzel bir tiyatro,
mahvoldu insanlar komünist düşünceler. Yani böyle yaratma kabiliyeti insanın, telif kabiliyeti dumura uğruyor. Ve çöktü o yüzden komünizm. Yani Rusya'da çöktü. Ama şu an ayakta tutmaya çalışıyorlar ama yani zor bela gidiyor. Bağnaz sistemde, bağnaz İslam anlayışında yoğun bir egoistlik hakimdi. Zenginler çok zengin olur. Fakirler çok fakir olur. Zenginlere Müslümanlar işte yanaştıklarında onlara çok az bir para, çok az bir imkan sağlarlar. Olur, evet. İşte tasadduk ettik. Fıtra verdik. Bayramda işte zarfın içerisine bir 50 lira koy. Al sana fıtra. Yani Müslümanlar sürünür gelenekçi bağnaz İslam anlayışında. Çok böyle uç zenginler olur. Egoist, insanlara tepeden bakan. Kadınlar ezim ezim ezilirler ve mahvolurlar. Çocuklar ezilir. Bilim, sanat hiçbir şey olmaz. Bir cehennem toplumu olur. İslam aleminde yapılanlar bu. Yani buna benzer şeyler. Bir tek Mehdiyet'te cennet toplumu meydana geliyor. Onun dışında olmaz. Komünizmde ev sadece barınmak için bir, yani bir hayvan nasıl bir mağarada barınması gerekir falan, öyle görünür komünist, Stalinist düşünce. Yani bu, bunların barınmak ihtiyacı var. Biz bunları barındıracak bir yer bulalım derler. Giysi, kıyafet de sadece örtülmek için, yani soğuktan korumak içindir. Estetik falan hiç olmaz. Komünist Rusya dönemini bir düşünün, Çin'de. Hiçbir kıyafette estetik yoktur. Hiçbir evde estetik yoktur. Korkunç, soğuk, böyle beton yığınları, gri renk hakimdir. Koyu kahve, gri ve siyah bir renk hakimdir. İnsanların yüzü son derece asık ve donuktur. İnsan beyni uyuşmuştur komünizm sisteminde. Komünist sistemde özellikle köylülere karşı müthiş bir nefret hakim. Marx, Karl Marx köylüler için diyor ki patates çuvalları diyor. Mesela Marx'ın dışında Lenin ve Stalin de köylüleri sadece tahıl, pamuk vesaire üreten hayvan sürüleri olarak görüyorlar. Yani insan olarak görmüyorlar. Komünist sistemde korku hakim oluyor. Halk, herkes korku içinde yaşar. Derin bir korku. Allah korkusunun yerini cizi servislerin, derin devletin korkusu alır. Atatürk'te komünizmle ilgili olarak mücadele edilmesi gereken bir sistem olduğundan bahsediyordu Adnan Bey. Evet. Beyler diyor, şurası unutulmamalıdır ki komünistlik Türk aleminin en büyük düşmanıdır diyor. Evet. Ve hemhal her görüldüğü yerde derhal ezilmelidir diyor. İşçiler, köylüler, memurlar, hepsi mümin kardeştirler. Hepsi iç içedir. Böyle bir sınıflama doğru değil. Yanlış. İslam'da öyle bir şey olmuyor. Paşa, milletvekili, işçi hep beraber secdede namazda duruyorlar. Aynı yerde sofraya oturuyorlar. Öyle bey, paşa, büyük, küçük ayrımı yok İslam'da. Herkes dost, kardeş. Kureyş müşriklerinin ekabirinden, yani büyük denen büyüklerinden Safvan bin Ümeyye Müslüman olmadığı halde Huneyn ve Taif gazalarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yanında bulunmuştu. Cirane'de toplanan ganimet mallarını gezerken Safvan bunlara büyük bir hayret içinde baktığını görüyor. Yani mallar falan yutkunarak böyle hayretle bakıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güler yüzlü, pek mi hoşuna gitti diye soruyor ona. O da evet diyor. Al, hep senin olsun diyor peygamberimiz. Bunun üzerine Safvan kendini tutamıyor, coşuyor. Peygamberin kalbinden başka hiçbir kalp bu derece cömert olmaz diyerek iman ediyor. Yani bu velayet de var işte bu. Yani bir hırs yok ben Müslümanlarda. Allah Resulü hiçbir şey olmayanı dahi infak seferberine teşvik ediyor. Velayete. En fakir olanı bile teşvik ediyor.
Mesela Ebu Zer radıyallahu anh ashabın en fakirlerinden. Onu bile infaka davet ediyor Peygamber. Diyor ki ya Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy, komşularını da çağır diyor. Onlar çağırdı zaten boş gelmiyorlar, onlar da bir şey yapıyor. Ama ilk başta fakir tabii. Sonra çok zengin oluyor. Komünist Rusya'da sanat mahvolmuştu. O zaman çok çok kötü tablolar, çok kötü posterler vardı. Yani rezalet tarzında, insan içi kararıyordu. Onlardan birkaç tane örnek var mı sizde? Pardon. Göster. Şu ruhsuzluğa bak ya. Şu berbatlığa bak yani. Böyle tablo mu olur ya? Ya tam anlamıyla bir dehşet yaşanıyor. Böyle şizofren bir görüntü var. Şuraya bak. Yani korku filmi gibi. Bunu sanat diye göstertiyorlar. Bayağı rahatsız edeceğini. Sanatın sesi yok.